Yıldızcan Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce duyurusunu yaptığım gibi Palme'nin Türkiye geneli AYT denemesinde çözümlerini sizlerle paylaşıyorum. Birkaç gün gecikme oldu. Denmeyen sebeplerden dolayı. Hemen başlayalım. Ortak farkı pozitif bir gerçel sayı olan AN aritmetik dizisinde ilk 5 teriminin çarpımı 5 bölü 32, ilk 5 teriminin toplamı ise 5 bölü 2'dir. Buna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır demiş. Ortak farkına D diyelim. Ortak farkına D diyelim. İlk 5 terim toplamı ve çarpımına bakalım. A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 45 bölü 32. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 5 bölü 2'dir. Burada şunu yapalım. Önce toplamdan gidelim. A1 artı A5 2A3'tür. A2 artı A4 de yine 2A3'tür. Buradan A3'ü bir bulalım. Şu anda 5A3 yaptı burası. 5A3 5 bölü 2. Demek ki A3 1 bölü 2. Buna göre çarpmaya geldiğimiz zaman A2 A3 eksi D A1'i de A3 eksi 2 D A4'ü A3 artı D A5'i de A3 artı 2 D şeklinde yazalım. Buradan A3'ün de 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 ile de 32'yi sadeleştirelim. Burası 16 olsun. Şimdi yerine yazacak olursak 1 bölü 2 eksi 2 de 1 bölü 2 eksi de 1 bölü 2 artı de 1 bölü 2 artı 2 de eşittir 45 bölü 16. Payda eşitlediğimizi düşünürsek 1 eksi 4 de 1 eksi 2 de 1 artı 2 de 1 artı 4 de bölü 16 eşittir 45 bölü 16. Sadeleştirmeye gidelim. Burada da öncelikle 1 eksi 4 d ile 1 artı 4 d eşlenik olduğu için bunları çarparsak 1 eksi 16 d kare 1 eksi 2 d ile de 1 artı 2 d'yi çarparsak 1 eksi 4 d kare 45 olacaktır. Buradan da şöyle bir şey yapabiliriz. Hani değer vererek gidersek, dağıtarak da denklem çözerek de gidebiliriz. Fakat d eşittir 1 için 1 eksi 16, 1 eksi 4, buradan da eksi 15 çarpı eksi 3'ten 45'i sağladığını görüyoruz. Ha, demek ki d 1'miş. Yani cevabımız d şıkkıdır. Dediğim gibi dağıtarak da olacak gidebilirdik. Değişken değiştirmede kullanarak D'yi yine bulabilirdik. Devam edelim. Evet. Bir duvara belli bir mesafede kurulmuş parabolik kesitli kamp çadırını aşağıdaki şekilde göstermişler. Uç noktaları A ve B olan 10 metre uzunluğundaki doğrusal bir destek çubuğunun A noktası çadıra 8 metre yükseklikte bir noktada şekil 1'deki gibi temas etmektedir. Daha sonra aynı düzlemde kalmak koşuluyla çubuğun B noktası kayarak şekil 2'deki gibi duvara bir miktar yaklaşmış ve A noktasının yerden yüksekliği 2 metre azalmıştır. Buna göre destek çubuğunun B ucu duvara kaç metre yaklaşmıştır diyor. Öncelikle şunu düşünelim. Şu noktayı orijin kabul edersek, orijin kabul edersek, diye diyelim, buraya da x diyelim. Parabolün denklemini yazmaya çalışalım. 0 0'dan ve şurası da 6 olduğu için 6,0'dan geçiyor. Yani x çarpı x eksi 6 diyebiliriz. Baş katsayısını bilmiyoruz. A diyelim.
4 verince de yükseklik 8 olduğuna göre 4 verince de 8 çıkması lazım. A çarpı 4 çarpı 4 eksi 6'dan eksi 2 eşittir 8. A'nın da buradan eksi 1 olduğunu bulduk. Fonksiyonun kuralını bulmuş olduk. Eksi 1 çarpı x çarpı x eksi 6. Yükseklik 2 metre azalıyormuş. Burada diyor 2 metre azalıyor. Yani son halde burası 6 metre olacak. Burada da soracağımız soru şu. Ne verirsek sonuç 6 çıkar. Eksi x kare artı 6x eşittir 6. Hepsini karşıya atalım. X kare eksi 6x artı 6 eşittir 0. Diskriminantına gideceğiz. Diskriminant yaparsak b kare eksi 4ac 36 eksi 4 çarpı 6'dan 12 olur. Diskriminant yardımıyla kökleri yazalım. Birinci kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2a'ydı. Delta'yı da 12 bulmuştuk zaten. Bölü 2a. Diğer kökümüz de eksi b artı kök delta bölü 2a. Burada sadeleştirmeler yaparsak 6 eksi 2 kök 3 bölü 2 birinci kökümüz. İkinci kökümüz 6 artı 2 kök 3 bölü 2 sadeleştirirsek 3 eksi kök 3 diğer kökümüz de 3 artı kök 3 olacaktır. 3 eksi kök 3 olmaz. Çünkü tepe noktası zaten 3'te olduğuna göre 3 artı kök 3'tür. Şu yüksekliğin 4, pardon 6 olduğu nokta. 3 artı kök 3 noktasından 4'ü çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü şöyle biraz bir temizleyelim. Temizleyelim. Önceki noktamız şuradaydı. Yükseklik 8'di. Burası 4'tü. 4'tü. Şimdi 3 kök 3 oldu. Ne kadar kaydı dersek şu aradaki mesafe kadar kaymış olur. Bu aradaki mesafeyi bulmak için de 3 artı kök 3'ten 4'ü çıkartırız. O da kök 3 eksi 1 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim. Evet, bir limit sorusu. Limitin değeri kaçtır demiş. Limite bakacak olursak eksi 5'e sağdan yaklaşıyor. Bir bileşke var. F eksi 5 artı 8. Buraya baktığımız zaman eksi 5'e sağdan yaklaşıyoruz. Yani eksi 4,9 gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Eksi 4,9 gibi düşünürsek ve buna 8 eklersek eksi 3,1 gibi bir şey olacak burası. Yani 3'e sağdan yaklaşmış olacağız. Evet, tekrar kontrol edelim. Eksi 5'e sağdan demiş. Eksi 4,9 gibi düşünürsem 8 eklediğim zaman 3,1 olacak. Doğru. Burada ufak değerler, yakın değerler vererek de sağdan mı soldan mı yaklaştığımızı bulabiliriz. 3'e sağdan yaklaşıyoruz. O zaman geldim. Fonksiyonda 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'e sağdan yaklaştıkça görüntünün de 2'ye yaklaştığını görüyorum. Ama bileşke olduğu için tekrar bunu yerine yazacağız. 2'ye 2'nin üstünden yaklaştığım için 2'den büyük değerlerle yaklaştığım için 2 artı olacak. Yani f 2 artıya bakmalıyım. O halde 2'ye geliyorum. Sağdan yaklaşıyorum. 2'ye sağdan yaklaştıkça görüntünün de 1'e yaklaştığını görüyorum. Yani cevabımız 1 olacaktır. Devam edelim. Evet, sürekli bir fonksiyonmuş. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. O halde kritik noktalarda yani eksi 3'te kritik noktalar eksi 3 ve 1, 1'de aynı sonuçları vermesi gerekiyor. Eksi 3'e bakıyoruz. Burada ve burada eksi 3 veriyorum. 9 artı 3a eşittir. Eksi 6a artı 18. 9a eşittir 9. A buradan 1 olur. Aynı şekilde şimdi de 1'e bakacağım. 1 için
Burada ve yine burada yerine yazıyorum. 2 çarpı a çarpı 1 artı 18 eşittir b çarpı 1 artı 5. A yerine de 1 yazıyoruz. O halde burası 2 artı 18 eşittir b artı 5. 20 eşittir b artı 5'ten b 15 olur. Toplamını soruyor. A'yı da 1 bulmuştuk. Toplarsak cevabımız 16 olacaktır. Devam edelim. Evet. 5 kişi duvara eşit uzaklıkta bulunan yani 5 kişinin görünümü verilmiş. Bu 5 kişinin rastgele ikisi ayrılıyor. Buna göre son durumda kalan kişilerin boylarına göre sıralı dizilmiş olma olasılığı kaçtır? Rastgele iki kişinin ayrılması demek buradan iki kişiyi seçmem demek. 5'in ikili kombinasyonu bütün durumlar olacak. Kalan kişilerin sıralı olması, boylara göre sıralı olması. Şimdi soldan başlıyorum. Soldan başlıyorum. Şu arkadaşı ve şunu seçip dışarı alırsam kalanlar sıralı boy sırasına göre olmuş olur. Bu bir durum. Buna baktık. Yine şöyle bir şey yaparsak yine bu arkadaşı ve bu arkadaşı seçersem yine kalanlar sıra boya göre sıralanmış olurlar. Bu da istenen bir durum. Birinci arkadaşın işi bitti. Gelelim ikinciye. Yani şuna bakalım. Bunu ve bunun dışında şu arkadaşı yine alıp dışarı çıkartırsam kalanlar yine boy sırasına göre olmuş olur. Bu da tamam. Bu arkadaşla ilgili yani soldan ikinci kişiyle ilgili başka bir durum var mı? Ona bakıyorum. Bunu arkadaşla bunu çıkartırsak yine kalanlar sıralı olurlar. Artı bir daha. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Sıra üçüncü kişide. Bu arkadaştan herhangi bir durum gelmez. Yani farklı bir durum gelmez öncekilere göre. Çünkü solunda kendisinden kısa ve uzun kaldı. O yüzden bu arkadaştan seçim yapamayız. Başka da durum gelmez. Mesela bunun için bakacak olursak bunu çıkarttık. Bundan sonra çıkartabileceğimiz bu arkadaş kalıyor. Öncekilere çünkü bakmıştık zaten. Geri kalanlar yine boylarına göre sıralı değil. Buradan da yine gelmez. Yani 4 durum. 5'in ikilisi 10'dur. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 olacaktır. Devam edelim. 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü 20 günlük tatiline başlayan Merve kendisine hazırladığı tatil programında gezi planı yaptığı günleri şekilde gibi tik işaretli sembolle işaretlemiş. Diğer günleri ise boş bırakmıştır. Merve tatilin son günü hariç. Son günü hariç yani 20 Temmuz hariç. Bilelim. Programda işaretli olmayan iki gün seçerek o günlerde su altı dalış yapacaktı. Seçeceği günlerden sadece birinin hafta sonu olmasını isteyen ancak bu iki günün ard arda olmasını istemeyen Merve seçimi kaç farklı biçimde yapabilir? Şimdi öncelikle 3 Temmuz'a bakacağız. Bu arada hemen günleri yazalım. İlk gün çarşambaymış. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Son güne bakmamıza gerek yok. Şimdi ilk olarak 3 Temmuz'a bakacağız. 3 Temmuz'u seçtiğimizi düşünelim. 3 Temmuz'u seçtik. Yanına kimi seçebiliriz? Arda da günler olmayacak. Zaten olmuyor. Sadece bir hafta sonu olması istiyor. Yani cumartesi zaten gezi programı yapmış. Pazar olabilir. Pazar olabilir. Onu söyleyebiliriz. Böyle pazarı işaretleyelim.
Pazartesi olabilir, Salı olabilir, Çarşamba. Bir dakika hemen geri aldım. Bir tanesinin hafta sonu olmasını istediğim için tabii önce hafta sonundan bir tane seçmem gerekiyor arkadaşlar. Geri aldım. 5 Temmuz'da başlıyoruz. 5 Temmuz diyelim. 5 Temmuz pazarı seçtik. Cumartesi zaten program var. 5 Temmuz pazarı seçersek bunun yanına Cuma olabilir. Pazartesi olmaz. Arda arda günler istemiyorum. Salı olabilir. Salı olabilir dedik. Çarşamba olabilir. Çarşamba olamaz çünkü tik var yanında. Cuma olabilir. İki tane hafta sonu olmayacak. Ben 5 Temmuz'u seçmiştim bu arada. Cumartesi olamaz. Pazar olamaz. Perşembe olabilir. Cumartesi yine olamaz. Yani 1, 2, 3, buradan 4 durum gelecek. 5 Temmuz'u seçmiştik. Şimdi sırada yine bir hafta sonu seçelim. Cumartesini seçelim. 11 Temmuz. 11 Temmuz'u seçersek hemen bakalım. Yine Cuma olabilir. Bir. Pazar olamaz. Pazartesi olabilir. Salı olabilir. Salı olabilir. Çarşamba, Perşembe tatil var. Cuma olamaz. Arda arda gelen günler çünkü. Pazar olamaz. 12 Temmuz pazar olamaz. 13, 14, 15 olamaz. 16 Temmuz Perşembe olabilir. 17 Temmuz Cuma günü olmaz. Cumartesi olmaz. Pazar olmaz. O zaman buradan da 1, 2, 3 yine 4 gün geliyor. 11 Temmuz'dan sonra 12 Temmuz'u seçelim. 12 Temmuz'a bakacak olursak diyelim. 12 Temmuz'u seçecek olursak pazarı seçiyoruz. Yine Cuma olabilir. Pazar olamaz. Pazartesi olabilir. Salı olabilir. Bu sefer 10 Temmuz Cuma da olabilir. Cumartesi olamaz. Pazar zaten seçmiştik. Perşembe olabilir. Cumartesi, 18 Temmuz Cumartesi olamaz. Yani 1, 2, 3, 4 buradan da 5 seçenek geldi. Ardından seçebileceğimiz hafta sonu son olarak 18 Temmuz kaldı. Bir de ona bakalım. 18 Temmuz. 18 Temmuz'u seçersek, 18 Temmuz'u seçersek işaretlediklerimizi yine görelim. Cuma'yı seçebiliriz. Pazar seçemeyiz. Pazartesi olur, Salı olur. Cuma olur. Cumartesi, pazar olmaz. Perşembe olur. 2, 4, 5 tane de buradan seçebileceğimiz seçenek geldi. Daha başka da yoktur. Toplarsak 18 farklı şekilde bu 2 günü seçebilir. Devam edelim. Evet, salonun çevresi 72 metre olduğuna göre demiş. Halının bir yüzün alanı en çok kaç metre karedir? Baktığımız zaman şurası 3x. Buraya da y diyelim. Şimdi çevre 72 metre demiş. Kenarları toplarsak 4, 8, 10, 12x artı 2y 72, 6x artı y 36. Şurada bir üçgen var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu üçgenin içine yerleştirilebilecek bu halı şeklindeki dikdörtgenin alanı en fazla üçgenin alanın yarısı olur. Üçgenin alanının yarısı en fazla. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi buna göre bakacak olursak
Y eşittir 36 eksi 6x'ti. Üçgenin alanını veren formül. Y yerine 36 eksi 6x yazdım. Alan buradan 36 eksi 6x çarpı 3x bölü 2. Şu sadeleştirmeleri yaparsam 12 eksi 2x çarpı 3x var. Yani 36x eksi 6x kare alan formülü diyelim ona. Bunun türevini aldığımız zaman 36 eksi 12x eşittir 0. X buradan 3 olacaktır. X 3 olursa alan, üçgenin alanı, daha dikdörtgene de geçmedim. Üçgenin alanı 9 çarpı 18 bölü 2 olur. 9 çarpı 18 bölü 2 olur. Sadeleştirirsek 81 olacaktır. Evet, şurada bir işlem hatam var arkadaşlar. Geri dönmem gerekiyor. Bölmede hata yapmışım. Evet. 36 eksi 6x çarpı 3x bölü 2 üçgenin alanını veren formüldü. Şöyle 2 ile sadeleştirirsek burası 18 olacak. Demin 12 yazmıştım. Eksi 3x olacak. Evet. Şimdi 3x'i dağıtırsak x'e bağlı alan formülümüz 54x eksi 9x kare olur. Türevini aldığımız zaman 54 eksi 18 x olacaktır. Eşittir 0 deriz. Buradan da x eşittir 3 olur. X yerine 3 yazarsak alan 9 çarpı 18 bölü 2 olur. Böyle sadeleştirdik. 81 oldu. Alan 81 oldu. Bu tabii ki üçgen alanı. Dikdörtgen alanı bunun da yarısı olur. 81 bölü 2'den cevabımız 40,5 olacaktır. Devam edelim. Evet. Dik kesitti parabolik olan bir yardım çadırına 3 metre uzaklıkta olan Ali 4,5 metre yükseklikteki çadıra A noktasından baktığında çadırın en çok P noktasına kadar olan kısmını görebilmekte. Çadırın taban genişliği 6 metre, A noktasının yerden yüksekliği 162,5 santimetre olduğuna göre P noktasının yüksekliği kaç metredir demiş. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bu bir tabii türev sorusu. Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumuzda AP doğrusunun eğimi P noktasındaki türevin değerine eşit olacak. P'deki türev. Şimdi burada yapacağımız şey şu olacak. Önce tabii parabolün denklemini yazmaya çalışacağız. Şöyle bir şey yapalım. A noktasında bulunan kişinin durduğu yer orijin olsun. Orijin olsun. Buna göre bakacak olursak burası 3 olur. Burası 9 olur. Parabolün denklemini yazmaya çalışıyorum. A çarpı x eksi 3, x eksi 9. Tam ortası tabii 6'dır. Yani tepe noktasının düzeysi 6 verince de 4,5 çıkması gerekiyor. Bunu da şöyle yapalım. A çarpı 6 eksi 3 çarpı 6 eksi 9 eşittir 4,5. Ve buradan A çarpı 3 çarpı eksi 3 eşittir 4,5. 4,5 bölü eksi 9, yani A buradan eksi 1 bölü 2 olacaktır. Fx'i bulmuş olduk. Eksi 1 bölü 2 çarpı, hatta fonksiyonu da böyle dağıtarak yazalım. X kare eksi 12x artı 27.
diyebiliriz. Eğime geldiğimiz zaman şöyle bakalım. A noktasının yerden yüksekliğini vermişti. P noktasının yüksekliği kaç diyor? Biz P noktasının tabii önce absesini bulmaya çalışacağız. Ona da şu noktaya ne diyelim? K noktası diyelim. Buraya K noktası diyelim. Şimdi burada şurası 3 artı K olacak. Buraya ihtiyacımız var. Onu da K'yı fonksiyonda yerine yazdığımız zaman söyleyeceğiz. K yazıyoruz. Burada x gördüğümüz yerlere. K yazıyoruz. Fk eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı k kare eksi 12k artı 27 olur. O buranın tamamının uzunluğudur. 162,5 santimetre metreye çevirirsek 1,625 metre olur. Burada da yapacağımız işlem şu olacak. FK'dan 1,625'i çıkartacağız. Efendim. Kayıt yapıyorum. Çocuğu uyuttum. Her tarafını koymuştum şeyler de inmiş işte haberim yok. Duymamışım. Atletler çoraplar karıştı. Aynen. Uyandım işte bir baktım aa inmiş. Dedim Duygu burada mı acaba? Duygu mu indirdi dedim. Bakıyorum sen yoksun. Ne yapıyorsun dedim ya. 8 8'i 5 geçe falan işte. Buna baktım. Yok yok bir şey yok. Görüşürüz. Ha, geç kalma ha. Bugün nöbete gideceğim ben. Tamam iyi. Tamam. Kapat. Görüşürüz.
Burada orijini daha farklı seçmek istiyorum arkadaşlar. İşlem kolaylığı olsun diye. İşlemimizde bir hata yok fakat tekrardan orijini şurası seçmek istiyorum. Çok uzatmadan çizeyim. Bu sayılar biraz virgüllü. Şurası Y, şuraya da X ekseni diyelim. Parabolün hemen denklemini yazmak istersek fx eşittir x çarpı x eksi 6, baş katsayısını bilmiyoruz. A dedik. Tepe noktası 4,5. Tepe noktasının için tabii R'si 3, burası 3. 3 verdiğimiz zaman 3 verdiğimizde A çarpı 3 çarpı eksi 3 eşittir 4,5. Buradan A'yı hemen söyleyebiliriz. Eksi 1 bölü 2. O zaman fonksiyonumuzu yazalım. Eksi 1 bölü 2 x kare artı 3x. Fonksiyonumuzu bulduk. Şimdi şu noktaya A noktası diyelim. Ve burada bir diküçgen oluşturalım. Burası k artı 3 olur. Şurayı bulmamız lazım. 162,5 santimetreyi metreye çeviriyorum. 1,625 metre olur. Yani şu mesafeyi tamamından çıkartmam gerekiyor. K'yı fonksiyonda yerine yazarsam eksi 1 bölü 2 k kare artı 3 k, şu uzunluğun tamamını verecektir bana. Bundan 1,625'i çıkartıyorum. 1,625'i çıkartırsam o da şu kısmı verir bana. Burasını verir. Yani eksi 1 bölü 2 k kare artı 3 k eksi 1,625. Ardından bunu k artı 3'e bölersem eğimini bulmuş olurum. K artı 3'e bölersem eğim eksi 1 bölü 2 k kare artı 3 k eksi 1,625 bölü k artı 3. Eğimi bir de türevden bulayım. Fonksiyona türevi de şurada yapalım. Türevini alırsam bu fonksiyonun eksi x artı 3 gelir. K'yı yerine yazdığım zaman, çünkü k noktasındaki türevi baktığımdan dolayı, f'in türevi k eksi k artı 3. Bu da aynı noktanın geçen teğetin eğimini verecektir. Bu halde bunu eğime eşitleyelim. Hemen karşıya çarpma olarak atarsak eksi 1 bölü 2 k kare artı 3 k eksi 1,625 eşittir 9 eksi k kare. Hepsini bir tarafa alıp denklemi çözeceğiz. K kare bölü 2 artı 3 k artı pardon eksi eksi 10,625 eşittir 0. 2 ile genişletiyorum denklemi. K kare artı 6K eksi 21,25 olur. Eşittir 0. Bunu da kesirli yazacak olursak K kare artı 6K 2125 bölü 100 diye yazdık. Ve sadeleştirmeleri yaparsak 5 de sadeleştiriyorum. Bir tane 2 kere 5 de sadeleştirdim. Yani 25 de sadeleştirirsem 85 bölü 4 olur burası. Bunu da 17 bölü 2 ve 5 bölü 2 diye iki çarpanı ayırırsak çarptığımız zaman 85 bölü 4'ü, tabii şuna eksi yatıyoruz. Topladığımız zaman da 6'yı veriyor. O halde K buradan eksi 17 bölü 2 ya da 5 bölü 2'dir. Pozitif tarafta seçtiğimiz için eksi 17 bölü 2 olmayacaktır. 5 bölü 2 olacak. Bu durumda şöyle baktığımızda P noktasının yüksekliğini sorduğu için P noktasının yüksekliğini sorduğu için 5 bölü 2'yi alıyorum. Tekrar fonksiyonu da yerine yazıyorum. Onu da şurada yapayım. F 5 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2, 5 bölü 2'nin karesi artı 3 çarpı 5 bölü 2.
Eksi 1 bölü 2 çarpı 25 bölü 4 artı 15 bölü 2. Eksi 25 bölü 8 artı bunu da 4 ile genişletirsek 60 bölü 8. Toplarsak 40, 35 bölü 8. O da 4,375 yapacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Virgülle ondalıklı sayılar olmasından dolayı türevin aslında geometrik yorumuyla ilgili sorulabilecek bir soru. Fakat sayılar biraz sıkıntılı olduğu için biraz uğraşmamız gerekti arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ne diyor? Biçiminde tanımlanmış bir fx fonksiyonu var. 0 bölü 0 belirsizliği var. Buna göre a değeri kaçtır demiş. Şuraya baktığımız zaman aslında 0 bölü 0 belirsizliği var dedik ama aslında burada türevin limit tanımı var. Ve bu aslında eksi 1 noktasındaki türevdir. 72'ymiş. O zaman bu fonksiyonun türevini alırsam artı 2 çarpı a artı 1 çarpı x 3 çarpı a artı 2 çarpı x kare. Öyle devam edecek. Sondan bir önceki terimine bakacak olursak 10 çarpı a artı 9 çarpı x bölü 9 ve son terim 11 çarpı a artı 10 çarpı x bölü 10. Eksi 1 yazınca 72 çıkması gerekiyor. X gördüğümüz yerlere eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 yazıyoruz. Aradaki değerlerde tabii ki. Burada baktığımız zaman a eksi 2 a eksi 2 artı 3 a artı 6 bir sonrakinde eksi 4 a eksi 8 şeklinde devam edecek. Sonlara doğru geldiğimiz zaman eksi 10a eksi 10a eksi 90 ve artı 11a artı 110 şeklinde gelecektir. Eşittir 72 diyeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 bölü 2 değil 5 bölü 3 olacağı için hemen bunu aynı yöntemle tekrar baştan çözmem lazım. F2 5 bölü 3'müş. 5 bölü 2 aldım. Bak dikkatsizlikler. Sorunun sonuna kadar fark etmedim mi? Ne oldu? Tekrardan yapacak olursak yöntem aynı. Evet şurada hemen integral alacağım. Burası 1, burası 2, 3, 4, 5. İlk olarak 0'dan 1'e f'in türevini, integralini alırsak f1 eksi f0 verir bana. Alanında 1 bölü 2 çıkacağını görüyorum. Buradan hemen 1 ile 2 arasında geçiş yapayım. 1 ile 2 arasında f'in türevini alacak olursak da f2 eksi f1 olur. Buranın alanı da 2 geleceği için ve f2'nin de 5 bölü 3 olduğunu bana vermiş. O halde 2 bu tarafa f1 karşıya giderse f1 buradan eksi 1 bölü 3 olur. F1 yerine gelip eksi 1 bölü 3 yazdım. 1 bölü 2'yi bu tarafa f0'ı da karşıya attım. Buradan da f0 f0 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi 5 bölü 6 olacaktır. Evet. Bu arada f2'yi de vermişti bana 5 bölü 3. Buradan şu sonuca bir kere varacağım arkadaşlar. F0 eksi 5 bölü 6 çıkmıştı. F2 5 bölü 3 çıktı. Yani zıt işaretli. O halde bu arada bu aralıkta bir kök var. Çünkü biri negatif biri pozitif çıktığına göre x eksenini bir yerde kesmiş olması gerekiyor. Yani 0-2 aralığında 0 kökü vardır. Doğru. Devam edelim. 2-3 aralığında bakacağız. Demin zaten o paylaştırmayı yapmıştık. Şurası
3 bölü 4 olacak demiştik. Şurası 1 bölü 4 olacak kelebekten. F'in türevi Ax, F3 eksi F2. Burada F2'nin zaten 5 bölü 3 olduğunu bana vermişti. Ve bu işlemin sonucu tabii alan olarak ne gelecek? Buranın alanı eksi buranın alanı gelecek. Yani 9 bölü 8 eksi 1 bölü 8. Bu da 8 bölü 8'den 1 yapar. F3 eksi 5 bölü 3 eşittir 1. F3 buradan 8 bölü 3 yapar. Devam ediyoruz. 3 ile 4 arasına bakalım. 3, 4 arasında f'in türevinin integralini alırsam f4 eksi f3 olur. O da şuradaki alandır. Bu alanda 3 bölü 2 gelmeli. F3'ün de 8 bölü 3 olduğunu biliyoruz. 3 bölü 2 ama eksi 3 bölü 2 çünkü altta kaldığı için. Buradan da f4 eksi 3 bölü 2 artı 8 bölü 3. Hayda eşitlersem eksi 9 artı 16'dan 7 bölü 6 gelmeli. Son olarak 4 ile 5 arasına bakıyorum. 4 ile 5 arasında bakacak olursak f5 eksi f4 tabii ne gelmeli? Buradaki alanın eksilisi gelmeli. Buradaki alan da eksi 5 bölü 2. F4'ü de 7 bölü 6 bulmuştuk. Karşıya atarsak f5'in de 5 bölü 2 artı 7 bölü 6'dan negatif geleceğini zaten görüyorum. F5 eksi 8 bölü 6 geldi. Yine burada o zaman şu yorumu yapmalıyız. F4 pozitif, F5 negatif gelmiş. Yani bu aralıkta da yani 4-5 aralığında da bir kök vardır. O zaman 4-5 aralığında da kök oldu doğru. 3-4 aralığında yoktur. Çünkü ikisi de pozitif gelmişti. Hem F3 hem F4. Cevabımız 1-3 olacaktır. Devam edelim. Evet. İlk koordinat düzleminde x süperiyesinin x ekseniyle sınırladığı bölgeler şekil 1'de kırmızı ve sarı boyalı olarak göstermiştir. Genişliği 4 birim olan dikdörtgen biçimli mavi şerit x eksenine A virgül 0 noktasında dik olacak biçimde şekil ihte gibi yerleştirildiğinde kırmızı ve sarı boyalı bölgelerin şerit ile çakıştığı bölgeler sırasıyla mor ve yeşil renkte görülmektedir. Yeşil bölgenin alanının mor bölgenin alanına oranı 16 olduğuna göre A kaçtır demiş. Evet, burası yeşil görünmüyor olabilir. Burası mor. Şimdi integralden alanlara gidelim. İlk olarak sıfırdan a'ya x küp dx yeşili verecektir. Yeşil alanı verecektir. Yeşil bölgenin alanının mor bölgenin alanına oranı. O zaman bölelim. Yeşil yazmıştık. Onu biraz içeri yazalım. Burası yeşil demiştik. Şimdi mor bölgenin alanına bakacak olursak şu nokta arkadaşlar şu nokta A eksi 4 noktasıdır. Çünkü dikdörtgenin genişliği 4 birimdir. O halde A eksi 4'ten 0'a x küp dx eşittir 16 olmalı. Bu integrali yapacak olursak x üzeri 4 bölü 4 A'da 0'a x üzeri 4 bölü 4 0'dan A eksi 4'e eşittir 16 çıkmalı. İşlemleri yapacak olursak A üzeri 4 bölü 4 bölü biraz karışmasın. Şöyle diyebiliriz. Tabii alanları oranı dediği için bu integral negatif çıkacağı için bir daha başına eksi atmam gerekiyor. Bu halde bu da A eksi 4 A eksi 4 üzeri 4 bölü 4'ten
16 yapması gerekiyor. Bu dörtler birbirini götürür. A üzeri 4 bölü A eksi 4 üzeri 4, 2 üzeri 4'tür. Böyle her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsam bunlar birbirlerini götürecek. Bunlar da birbirlerini götürecek. Mutlak değer içerisinde A bölü A eksi 4 eşittir 2 olur. Bir pozitif bir de negatif olarak çıkartalım. A eşittir 2A eksi 8. Buradan A 8 olur. Bir de A eşittir eksi 2A eksi 2A artı 8. 3A eşittir 8. A buradan 8 bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkıdır. A eşittir 8 olamaz çünkü şeridin uzunluğu zaten 4 birimdi. Devam edelim. Evet, tanjant alfayı soruyor. BAC açısı şu açı 60 dereceymiş. Tanjant alfa kaçtır diyor. AB'yi 3 vermiş. CD'yi 4 kök 3 vermiş. Buna göre bakacak olursak şurası da 30 derece olduğuna göre burası da 3 kök 3'tür. Tanjant 60 artı alfaya gidersek o da tan 60 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 60 çarpı tan alfa. Şimdi biz tanjant alfayı arıyoruz. Onlara x diyelim. Şunlar x olsun. Tanjant 60 artı alfayı da biliyorum. Şurayı bulduğum için. Karşı bölü komşudan 7 kök 3 bölü 3 eşittir. Tanjant 60 kök 3 artı x 1 eksi kök 3 x. İçler dışlar yapalım. 7 kök 3 eksi 21x eşittir. 3 kök 3 artı 3x. Bu tarafa, bu da bu tarafa. 4 kök 3 eşittir. 24x. 4 kök 3 bölü 24 eşittir x. 6 ile sadeleştirirsek, pardon, 4 ile sadeleştirirsek kök 3 bölü 6 eşittir x olur. O da zaten tanjant alfaydı. Cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim. Arksin artı arksin x artı arksin y 3 pi bölü 11 olduğuna göre demiş. Ark cos x artı ark cos y toplamı kaçtır? Buna a, buna da b diyelim. Buradan sinüs a'nın x, sinüs b'nin de y olduğunu söyleriz. Şöyle bakalım. Bu açımız a olsun. X 1. Bir tane daha dik üçgen çizelim. Bu açımız b olsun. Y 1. A artı b'nin de 3 pi bölü 11 olduğunu biliyoruz. Bize de arc cos x, arc cos y'yi sormuş. Peki bu açılara da c ve d desek buradan cos c x olur ve cos d de y olur. Peki bu çizdiğimiz üçgenlerde cos cx ve cos dy dedik. Kosinüsü x çıkacak olan açı şu açıdır. O halde bu açı c oldu. Kosinüsü y çıkacak olan açı da bu açıdır. Bu da d oldu. Peki o zaman a artı c artı b artı d. A artı c de 90 yani pi bölü 2. B artı D de pi bölü 2'dir. A artı B'nin 3 pi bölü 11 olduğunu biliyoruz. Bu işlemin sonucu pi çıkacak. A artı B 3 pi bölü 11. D de zaten C artı D'yi soruyor. Sonuçta pi çıkması gerektiğine göre C artı D 3 pi bölü 11'i karşıya atarsam pi eksi 3 pi bölü 11 o da 8 pi bölü 11 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim. Evet, ön yüzü pembe, arka yüzü beyaz renk olan yarım daire biçimdeki kağıt dik koordinat düzleminde şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Kağıt A köşesinden OC boyunca şekli 2'deki gibi katlandığında A köşesinin yeni yeri D noktası olmuştur diyor.
Sinüs BOD 5 bölü 13 olduğuna göre kosinüs DOC açısının değeri kaçtır demiş. Şimdi katladığımıza göre şekli katlamadan önceye tamamlarsak alfa alfa o halde burası da 180 eksi 2 alfa olur. Onu şöyle dışarı yazalım. Şu açıda 180 eksi 2 alfa olur. Evet, şurada bir dik üçgen oluşturalım. Çünkü sinüs BOD'yi vermiş bana. 5 bölü 13. Bu arada tabii bu yarıçapı da 1. Sinüs BOD karşı bölü hipotenüs 5 bölü 13 olduğuna göre buraya da K dersek demek ki K bölü 1. 5 bölü 13 ise K 5 bölü 13. K 5 bölü 13 ise de burası da 12 bölü 13'tür. Yani 5, 12, özel, 12, 13 özel üçgeni vardır. Kosinüs DOC. Peki kosinüs DOC yani aslında bize kosinüs alfayı soruyor. Bunu soruyor. Peki şu üçgende kosinüs terimi uygularsam kosinüs 180 eksi 2 alfa eşittir 12 bölü 13 bölü 1'den 12 bölü 13 gelmesi lazım. Şurada hemen indirgeme yaparsak eksi kos 2 alfa 12 bölü 13 olur. Kos alfaya gitmem lazım. 2 alfayı hemen açacak olursak 2 kos kare alfa eksi 1 eşittir 12 bölü 13. Eksiyi dağıttık. Eksi 2c kare artı 1 eşittir 12 bölü 13. Eksi 2c kare bu tarafa 12 bölü 13. Karşıya giderse 1 eksi 12 bölü 13 eşittir 2c kare. Kayda eşitlersem burada 1 bölü 13 2c kare 1 bölü 26 c kare o zaman 1 bölü kök 26 c olur. Bunu da paydasını kök 26 ile genişletirsek kök 26 bölü 26 olur ki bu da bizim kosinüs değerimizdir. Yani A şıkkıdır. Devam edelim. Evet, denkleminin kökleri A ve B pozitif gerçel sayılardır demiş. Bu denklemin kökleri A ve B olduğuna göre kökler toplamı eksi B bölü A'dan 6, kökler çarpımı C bölü A'dan 2K'dır. Bir denklem daha verilmiş. Bu denklemin kökleri de kök A artı kök B'ymiş. Yani kökler toplamı burada 2 kök 2, kökler çarpımı da M yapacak. Buna göre K artı M toplamı kaçtır demiş. Şimdi şu işlemde her iki tarafın karesini alırsak a artı 2 kök içerisinde a çarpı b eşittir b eşittir 8 olur. A artı b'nin 6 olduğunu biliyorum. A çarpı b'nin de 2k olduğunu biliyorum. Ardından 2 eşittir kök içerisinde 2k eşittir. 6'yı karşıya atıp 8'den çıkarırsak 2 olur. Böldük. 2 ile sadeleştirdik ve iki tarafın karesini aldık. K buradan 1 bölü 2 oldu. Kök içerisinde a çarpı b m idi. A çarpı b'nin de 2k olduğunu biliyoruz. Bunun yerine 2k yazarsam. K'nın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Sadeleştirdik. Kök 1 eşittir m ise m buradan 1 olur. K'yı da 1 bölü 2 bulmuştuk. Toplarsak 3 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. Z karmaşık sayısının eşleniği olmak üzere demiş. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre reel kısmı pozitif olan Z karmaşık sayısının reel ve imajiner kısımlarının çarpımı aşağıdakilerin hangisidir? Z A artı B'yi olsun. B'yi olsun. O zaman Z'nin eşleniği de A eksi B çarpı İ olacaktır. Yerine yazarsak burada A artı B'yi çarpı A artı B'yi A eksi B'yi eşittir. Buradaki çarpma işlemini de yaparsam
Eksi 1 artı 3i artı i eksi 3 i kare. Burada artı var. B'ler birbirini götürdü. 2a kaldı. Bunu da yine içeriye dağıtırsak. 2a kare artı 2ab i eşittir. Burası da i kare eksi 1. Eksi 3'e çarptığımız zaman artı 3 olur. Eksi 1 var. 2 oldu. 2 artı 4 i. 2 artı 4 i gelecektir. Reel kısım reel kısma eşittir. Sanal kısım sanal kısma eşittir. 2a kare 2 ise a kare 1'dir. A buradan artı eksi 1 olur. Reel kısmı pozitif dediği için a'yı 1 alıyoruz. 2ab 4. A'yı 1 almıştık. Buradan b'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Reel ve imajiner kısmının çarpımını sormuş. 1 çarpı 2'den cevabımız 2 olacaktır. Devam edelim. Evet, A sayısının asal bölenleri x ve y'dir. B sayısının asal bölenleri x ve y'dir. A sayısı x üzeri m, y üzeri ne olsun? B sayısı da x üzeri k, y üzeri p olsun. Ax y kare sayısıyla ax kare y sayısının ortak bölenleri 24 tanedir demiş. Şimdi ax y kare ax kare y. Ortak bölenlerine bakacaksak şöyle bir şey yapacağız. Zaten a'lar aynı. Şuna bakmamız lazım. Ax y'ye bakmamız lazım. Yani şuradaki ortakları da almamız lazım. A çarpı x çarpı y'nin böleni kadar bölenleri vardır. O da 24'müş. Buna bakacak olursak a'nın x üzeri m idi. Buradan da bir x geldiği için m artı 1. Y üzeri n artı 1 oldu. Pozitif bölen sayısını hesaplamamız lazım. M artı 2 çarpı n artı 2. Ortak bölen diyor. Yani pozitif demiyor. Bir de bunu 2 ile çarpacağız. 24'ü eşitleyeceğiz. Şöyle 2 ile sadeleştirdim. 12 m artı 2 çarpı n artı 2 12 oldu. İkinci duruma bakalım. Bx kare y kare bx kare y küpün ortak bölen sayısı da 48'miş. Buradan da bx kare y kareye bakmamız lazım. Buna bakacak olursak bx üzeri k'ydı. X üzeri k artı 2. Y üzeri p artı 2 gelecek. Pozitif bölen sayısını bulmak istiyorum. K artı 3 çarpı p artı 3 ve çarpı 2 diyorum. 48'e eşitliyorum. Buradan k artı 3 çarpı p artı 3 24 olur. A çarpı b'nin pozitif bölen sayısının en çok olma durumu. Yani a ile b'yi çarparsak tabii ki tabanları aynı olan üslü ifadelerin üstlerini toplarız. X üzeri m artı k çarpı y üzeri n artı p. Pozitif bölen sayısı dediği için m artı k artı 1 çarpı n artı p artı 1'in en büyük olmasını istiyoruz. Çarpımları verildi. Toplamların en büyük olması için birbirlerinden uzak seçersek şöyle bakalım. 6'ya 2 seçersek ama n buradan 0 olamayacağına göre 4'e 3 seçmemiz gerekiyor. Hangisinin hangisi olduğu çok önemli değil. M buradan 2 olur. N buradan 1 olur. M2 M1 24 8'e 3 olabilir. 12'ye 2 işte bunlar olamaz. Çünkü burası 3 olursa P 0 olur. O halde 6'ya 4 seçmem lazım. Bunu 6'ya 4 seçersek K buradan 3 olacaktır. P buradan yine 1 olacaktır. 2 artı 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 artı 1
6 çarpı 3'ten 18 tane pozitif bölen gelecektir. Devam edelim. Evet, işlem tanımlanmış. Buna göre bu eşitliği sağlayan x gerçek sayısı kaçtır demiş. Şurada yapalım. 4 üzeri x üzeri 3 artı 2 çarpı 2 üzeri x üzeri 4 eşittir 3 çarpı 2 üzeri x üzeri 5. 4 yerine de 2 üzeri 2x dersek, hatta şöyle yazabiliriz. Bunu da bu tarafa alalım. Ve 2 üzeri x üzeri 4 parantezini alırsam 2 üzeri x üzeri 2 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 eşittir 0 olur. Geçken değiştirme yapalım. 2 üzeri x'e k diyelim. K üzeri 4 çarpı k kare artı 3k artı 2 eşittir 0. K 0 olabilir ya da burası 0 olabilir. Buranın 0 olma durumunu incelersek 2'ye 1 seçeriz. Buradan da bu arada tabii burada bir eksi işaretimiz var. Karşıya attığımız için şurası eksi olacak. Dolayısıyla şurası eksi. Burası eksi olacak. Onları düzeltelim. Eksi, eksi, eksi. Buralara da eksi koyduk. K eşittir 2. K eşittir 1 oldu. 2 üzeri x'e k demiştik. 2 üzeri x 1 ya da 2 üzeri x 2. 2 üzeri x 1 ise x 0'dır. Pozitif dediğine göre bu değil. 2 üzeri x 2 ise x 1'dir. Bu da bizim cevabımızdır. Devam edelim. Evet, köşegen uzunlukları eşit mavi renkli bir kare ile sarı renkli bir dikdörtgen şekildeki bir köşegenlere çakışacak biçimde üst üste konulduğunda çakışan bölgelerin rengi yeşil olmaktadır. Elde edilen bu son şekilde mavi bölgelerin alanları toplamı sarı bölgelerin alanları toplamından 288 birim kare fazlayken sarı ve yeşil bölgelerin alanları toplamı 112 birim karedir. Buna göre sarı renkli dikdörtgenin çevresi kaç birimdir demiş. Mavilere M, M diyelim. Sarılara S, S. Yeşillere de Y, Y diyelim. Mavi bölgelerin alanları toplamı sarı bölgelerin alanları toplamından 288 fazlaymış. 2M eşittir 2S artı 288. M eşittir S artı 144. Bir başka bilgi sarıyla yeşillerin toplamı da 2S artı 2Y eşittir 112'ymiş. Yani S artı Y 56. Bu durumda şöyle bakacak olursak mavi gördüğümüz yerlere S artı 144 yazdığımızda şuradaki karenin alanını bulmak için karenin alanı diyelim 2M artı 2Y idi. M yerine S artı 144 yazdık. Buradan da 2S artı 288 geldi. Artı 2Y. 2Y artı 2S'nin de 112 olduğunu biliyoruz. Şuranın 112 olduğunu biliyorum. Buradan toplarsak 400 yapar. Karenin alanı 400 ise bir kenarı demek ki 20. Buradan hemen buraya gidebiliriz köşegene. 20 ise burası 20 kök 2'dir. Bunu söyledik. Dikdörtgenin kısa kenarına A, uzun kenarına da B diyelim. Buradan A kare artı B karenin 400 olduğunu söyleriz. A çarpı B'nin de A çarpı B'nin de yani alanın da 112 olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin alanının. Buna göre şöyle bir şey yaparsak A artı B bunu arıyoruz. Buna X diyelim. Her iki tarafın karesini alalım.
A kare 2AB artı B kare eşittir X kare. A kare artı B kareyi biliyorum. 400. 2AB'yi biliyorum. 224. X kare eşit. Evet, burada A kare artı B kare 400 değil. 20 kök 2'nin karesinden 800 yapıyor. Bunu söyleyelim. Buraya 800 yazarsak karekök 1024 geliyor. 1024'ün de karekökünü alırsak A artı B'ye x demiştik ona gitmek için. O da 32 yapacaktır. Çevresini soruyor. Çevre 2A artı 2B. O halde 2 çarpı 32'den çevresi 64 olacaktır. Devam edelim. ABC sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere hep bir önerme verilmiş. Bu önerme yanlış olduğuna göre diyor. Hemen bu önermeyi ele alalım. P ise Q veya R'nin değili. R'nin değili. Veya ile bağlanan bir önerme sıfır ise burası da sıfır, burası da sıfır. P ise Q sıfırsa P1, Q sıfırdır. R'nin değili sıfırsa R1'dir. Bu önerme doğru, bu önerme doğru, bu önerme yanlış. Şimdi P önermesine baktığımız zaman A çarpı B tektir diyor. A çarpı B tekse A da tektir, B de tektir. A artı B artı C çifttir diyor. Bu da doğru. A ile B tek olduğuna göre tek artı tek çifttir. Bu durumda C'nin de çift olduğunu söyleyebiliriz. Q önermesi yanlış. Yani A çarpı B çarpı C kare pozitiftir. Yanlış. Demek ki negatif. C kare zaten pozitif. Sonucun sıfır olabilmesi için, şey, negatif olabilmesi için A ile B'nin zıt işaretli olmaları gerekiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman negatif çift bir tam sayıdır demiş. C şıkkına baktığımız zaman A ile B zıt işaretli olduğu için negatiftir. Hem de çarpımların tek olduğunu biliyoruz. Negatif tek. Negatif tek sayıdan bir çıkartırsak negatif çift bir sayı elde ederiz. Devam edelim. Evet. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları tanımlanmış. F bileşke G FGX yani F3X eksi 4GX artı 12. Buna göre bize neyi soruyor? F bileşke G2 değerini soruyor. Buna bakacağız. Evet. F3X. Fx fonksiyonu verilmiş. Burada x gördüğümüz yerlere 3x yazarsak 3ax artı b, artı 1. Gx eksi bx eksi a artı 12. Gx bx artı a idi. Bunu da alıp f'te yerine yazarsak x gördüğümüz yerlere. Burası abx artı a kare artı 1 olur. 3ax artı 1 eksi bx eksi a artı 12. Düzenlersek a çarpı bx artı a kare artı 1 eşittir. 3a eksi b x 13 eksi a. Burada a kare artı 1 yani sabit karşı taraftaki sabite eşit olacak. A kare artı 1 eşittir 13 eksi a olursa a kare artı a eksi 12 eşittir 0 olur. Buradan artı 4 eksi 3 yazarsak a eksi 4 ya da a 3 olur. A ve b pozitif dediği için a'yı 3 bulmuş olduk. Aynı şekilde abx de 3ab'ye eşit olacak. Yani a çarpı b eşittir 3a eksi b. A yerine 3 yazarsak 3b eşittir 9 eksi b. Buradan 4b eşittir 9. 4b eşittir 9. B eşittir 9 bölü 4 olur. Buna göre G2'yi bulalım.
Gauge fonksiyonu 9 bölü 4 çarpı x artı 3 oldu. 2 yazarsak G2 9 bölü 4 çarpı 2 artı 3 9 bölü 2 artı 3'ten 3 kere 2 6 15 bölü 2 olur. 15 bölü 2. Bunu da alıp F'te yerini yazacağız. Yani bu arada eksi 4 GX varmış. Onu hemen tekrardan geriye doğru düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet, biraz geri almamız gerekecek. Şöyle tekrardan başlayalım. F3x 3ax artı 1 4gx eksi 4gx eksi 4bx eksi 4a artı 12 gx bx artı a idi. Bunu da alıp f'te yerine yazarsak a bx artı a kare artı 1 eşittir 3ax artı 1 eksi 4bx eksi 4a artı 12 ABX artı A kare artı 1 eşittir. X parantezinde 3A eksi 4BX artı 13 eksi 4A. Yine A kare artı 1'i 13 eksi 4A'ya eşitlersek A kare artı 1 eşittir 13 eksi 4A. Hepsini bu tarafa alalım. A kare artı 4A eksi 12 eşittir 0. Artı 6'ya eksi 2 AA. A buradan eksi 6 ya da 2 olur. Ve pozitif dediği için eksi 6 olmaz. 2 olacak. A ve x'i de 3a eksi 4b'ye eşitlersek a çarpı b eşittir. 3a eksi 4b. A yerine 2 yazıyoruz. 2b eşittir 6 artı 4b. 6b eşittir 6'dan. B de 1 oldu. Buna göre fg2'yi arıyoruz tabii ki. Gx fonksiyonumuz x artı 2 oldu. G yerine 2 yazarsak G2 4 oldu. F fonksiyonuna bakacak olursak o da 2x artı 1 olmuştu. 4 yazarsak burada F4'ü 2 çarpı 4 artı 1'den 9 buluruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Devam edelim. Bir matematik öğretmeni derste öğrencilerine şöyle demiştir. F gerçel sayılar kümesine tanımlı birim fonksiyon olmak üzere f, f'in tersine eşit olduğundan f bileşki f, x koşulu daima sağlanır. Bu kuralın tersinin de doğru olduğunu düşünen Mert, f bileşki f'in x koşulunu sağlayan her f fonksiyonu birim fonksiyondur iddiasında bulunmaktadır. Buna göre Mert'in bu iddiasının yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispatlamak isteyen birinin vereceği örnek hangileri olabilir demiş. Yani sonucu birim çıkacak ama fonksiyonlar birim olmayacak. Birinci maddeye bakacak olursak fx'e bakacağız. Yani 1 eksi x'i alıp yine 1 eksi 1 eksi x diye yerine yazarsak 1 eksi 1 artı x olur ve x çıkar. Birim çıkmasına rağmen fonksiyon birim değil. Bu olabilir. İkinciye bakacak olursak fx eksi x eksi 1'i alıp tekrar fonksiyonu yerine yazacağız. Eksi eksi x eksi 1 eksi 1. Bu da x artı 1 eksi 1'den yine x olur. Bu da ispat olarak kullanılabilir. Fx x artı 2'yi alıp tekrardan fx fonksiyonunda yerine yazarsak x artı 2 artı 2'den x artı 4 olur. Bu ispatı çürütemez. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Devam edelim. Ahmet, matematik öğretmeninin tahtaya yazdığı binom açılımı kuralını defterine aşağıdaki gibi hatalı yazıyor. Her ikisinin üstünde de R yazmış. Evet, şuradaki R'yi her ikisinin üstüne yazmış. Sonra defterine yazdığı bu kuralı uygulayarak sıfırdan farklı M gerçel sayısı için ifadesinin açılımındaki terimlerin hepsini yazmış ve katsayılar toplamını 1 olarak hesaplamıştır. Buna göre M değeri kaçtır demiş. Bunu kullanarak yapacağız.
5'in sıfırlı kombinasyonuyla başlıyoruz. Mx üzeri 0 2m eksi 1 bölü x küp üzeri 0. 5'in birli kombinasyonu mx üzeri 1 2m eksi 1 bölü x küp üzeri 1. Böyle devam ettiğini düşünelim. Son olarak 5'in 5. kuvveti, 5'in 5'li kombinasyonu çarpı mx üzeri 5, 2m eksi 1, x küp üzeri 5. Katsayılar toplamını 1 olarak hesaplamış. Şimdi açılımı yaptık diyelim. Katsayılar toplamını bulmak için x gördüğümüz yerlere 1 yazacağız. O halde m çarpı 2m eksi 1 buradan geldi. 5 çarpı m çarpı 0. kuvvet olduğu için buradan 1 gelir. Buradan 1 gelir. Artı 5 çarpı m çarpı 2m eksi 1. Bir sonrakinde 5'in ikili kombinasyonu 10 çarpı m kare çarpı 2m eksi 1'in karesi gelir. Böyle devam ettiğini düşünelim. Son olarak 5'in 5'li kombinasyonu 1, m üzeri 5, 2m eksi 1 üzeri 5 eşittir 1 olmalı. Tabii x gördüğümüz yerleri bu arada katsayılar toplamı dediği için 1 yazdık. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Bu işlemin sonucunun 1 gelebilmesi için şuradaki terimlerin hepsinin 0 gelmesi gerekiyor. Bakın burada 1 var. O halde 0 gelebilmesi için m 0 olamayacağına göre o zaman ikinci dereceden bir o zaman bir ikili ifade olmaz bu. Demek ki 2m eksi 1'in 0 olması lazım. M buradan 1 bölü 2 olacak ki bunlar hep 0 olup götürecek. En son sadece 1 kalsın. Devam edelim. Boyutları eşit sarı ve mavi renkli şeffaf iki şerit üst üste konulduğunda şeritlerin çakışan kısımları yeşil görmektedir. Bu iki şerit sayı doğrusuna şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde oluşan yeşil renkli dikdörtgen bölünen sayı doğrusu ile çakıştığı noktalar sırasıyla eşitsizliklerinin çözüm kümelerini ifade etmektedir. Bunun çözüm kümesi demek ki buradan gelen kökler yani A ve B, buradan gelen kökler C ve D. Peki. A küçük, B küçük, C küçük, D olduğuna göre B bölü C artı A bölü D toplamı kaçtır demiş. Burada bakacak olursak bu şeridin uzunluğunu buradan ben 5 birim olduğunu görürüm. O halde 5 birimse bu taraftan da 5 birim olmalı. Buradan da 5 birim olmalı. Şurası 3 birim olduğuna göre demek ki buradaki yeşil bölge 2 birim. Yeşil bölgenin çakıştığı yerler kökler olduğuna göre eksi 3'ten 2 birim yukarı gidersek burasında eksi 1 olduğunu söyleriz. O halde A küçük B'den dediğine göre A eksi 3, B de eksi 1 olacaktır. İkinci duruma geldiğimiz zaman şeridin uzunluğu yine 5 birim olacağına göre demek ki şurası 6. Buradan da 5 birim olacağına göre burası da 9. Bu durumda C6 D'nin de 9 olduğunu söyleriz. B bölü C artı A bölü D istiyor. B'yi eksi 1 bulduk. C'yi 6 bulduk. A'yı eksi 3 bulduk. D'yi de 9 bulmuştuk. Yani eksi 1 bölü 6 artı eksi 3 bölü 9, eksi 1 bölü 6, eksi 1 bölü 3, 2 ile genişlettim, eksi 3 bölü 6, sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2, burada cevabımız olacaktır. Devam edelim. Evet, burada ağırlıkların üzerindeki logaritmalar görünmüyor. Logaritma 2 tabanında x. Bu da logaritma kök 2 tabanında y.
Özel bir dijital terazi üzerine konan cisimlerin kilogram cisimli kütlesinin iki tabanına göre logaritmasını hesaplayarak çıkan sonucu ekranına göstermektedir diyor. Üzerinde kilogram cinsinden kütleleri yazılı olan iki ağırlık bu teraziyle aşağıdaki gibi tartılıyor. Tartılınca burada eksi 1 çıkmış, burada eksi 2 çıkmış. Yani logaritma iki tabanında eksim tekrar ben iki tabanında logaritmasını aldığımda eksi 1 çıkıyor. Bunu karşıya atarsak logaritma iki tabanında x 1 bölü 2, bunu da karşıya atarsak x eşittir 2 üzeri 1 bölü 2'den kök 2 olur. Aynı şekilde logaritma kök 2 tabanında y eksi 2 çıkmış. Bunun bir daha logaritmasını alıyorum tabii. Bunu buraya alırsak y buradan logaritma kök 2 tabanında y 1 bölü 4 olur. Bunu da karşıya atarsak y buradan 4. dereceden kök içerisinde 2 olur. Buna göre bu işlemin, bu ağ, kütlesi bu olan ağırlığın bu terazideki sonucu görüntüsü ne olacak diyor. Yani logaritma 2 tabanında logaritma kök 2 x küp y üzeri 4. Buna bakacağız. 2 tabanında logaritma kök 2 x küp. X'i kök 2 bulduk. 2 kök 2 gelecektir. Y üzeri 4 de 2 gelecektir. Burada işlem yapacak olursak 3 kök 2 olur şurası. 3 kök 2 pardon 4 kök 2 çarpıyoruz. 4 kök 2 olur. Bunu da şöyle yazarsak şu logaritmayı kenarda yapayım. Logaritma kök 2 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazarsam 4'ü 2 üzeri 2 kök 2 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazarsam burası 2 üzeri 5 bölü 2 gelecektir. Burası da 1 bölü 2. Bunları dışarı alırsak evet, şurada bir düzeltme yapmam gerekiyor. Geri alalım. Şöyle ki y'yi bulurken burada bir işlem hatamız olmuş. 2'yi karşıya attık. Logaritma kök 2 tabanında y 1 bölü 4. Bunu karşıya atarsak y eşittir. Kök 2 üzeri 1 bölü 4'ten 8. dereceden kök 2 gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. Buna göre şimdi tekrardan işlem yapacak olursak logaritma kök 2 tabanında tekrar tabii ki 2 tabanında x küp çarpı y üzeri 4. Burada x küp 3 kök 2 olacak. Y üzeri 4 de kök 2 olacaktır. Evet yine 3 kök 2 dedim. Orayı tekrar düzeltmem lazım. 2 kök 2. Bunları da çarparsak 4 gelir. O halde logaritma 2 tabanında kök 2 tabanında 4. Buradaki işlemi yapacak olursak 8 gelecektir burası da. Şöyle ki logaritma 2 üzeri 1 bölü 2, 2 üzeri 2, 2 dışarıya, 1 bölü 2 de paydaya çıkarsa 4 olacaktır. 2 tabanında 4 de 2'dir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Mehmet ABC kümelerinden faydalanarak A kartezyen B ve A kartezyen C çarpım kümelerinin tüm elemanları liste yöntemiyle bir kağıda yazmıştır. Kağıdın bir kısmı aşağıda verilmiştir. Mehmet yazdığı kümeleri dikkatlice incelediğinde hata yaptığını ve bu hatanın A kartezyen B kümesinin elemanlarının yerine B kartezyen A kümesinin elemanlarını yazmasından kaynaklandığını fark etmiş. Daha sonra yaptığı bu hatayı düzeltmiştir. A kartezyen B kümesinin elemanları yerine B kartezyen A kümesinin elemanlarını yazmasından kaynaklanmış. Yani yerlerini karıştırmış. Yani burası A kartezyen B değil, B kartezyen A. Buna göre bakarsak B kümesinin elemanları 4, 5, 3 diyebiliriz. Görünenler tabii. A kümesinin elemanları 2, 6, 4. C kümesinin elemanları da 2, 8, 5. Bu A kartezyen C'den A'dan da gelen 4, 2, 2 ki onlar zaten burada var.
Buna göre A birleşim C kartezyen B kesişim C kümesi eleman sayısı en az kaçtır? En az kaçtır dediği zaman gördüklerimizi almamız gerekecek. A birleşim C kümesine baktığımız zaman iki, dört, beş, altı, sekiz olacaktır. B kesişim C'ye baktığımız zaman ise B ile C'yi kesiştirirsek de şu an için sadece 5 görünüyor. Yani A birleşim B'nin eleman sayısı 5, B kesişim C'nin 1 olduğuna göre eleman sayısı 5 çarpı 1'den en az 5 olacaktır. Devam edelim. Px 3. dereceden ve baş katsayısı 1 olan bir polinom. Qx kökleri birbirinden farklı 2. dereceden bir polinom olmak üzere Px ve Qx'in tüm kökleri gerçel sayılardır. Px polinomun grafiğine ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Buradan biz Px polinomunun köklerini söyleyeceğiz. Eksi 1'den geçtiğine göre x artı 1, 1'den geçtiğine göre x eksi 1 ve 0'dan geçtiğine göre x diyebiliriz. Zaten baş katsayısı da 1'miş. Px çarpı Qx çarpımı polinomunun grafiği çizildiğinde bu grafiğin de x ekseniyle sadece şekilde böyle noktalarda kesiştiği görülmektedir. Yani Qx'in kökleri de bunlarmış. Yani Qx'in kökleri de bunlardan iki tanesi. Hangi durumlar olabilir? Mesela x artı 1, x eksi 1'i barındırabilir kendi içerisinde. Ya da x artı 1 çarpı x olabilir. Ya da Qx, x eksi 1 çarpı x olabilir. Qx polinomunun x eksi 2'ye bölümünden kalanın alabileceği farklı değerler toplamı eksi 22 olduğuna göre Qx polinomunun baş katsayısı kaçtır? Tabii baş katsayısını bilmiyoruz. Burada A var. X yerine 2 yazacağız her birinde. Burada 2 yazarsak 3A gelecektir. Burada 2 yazarsak 6A gelecektir. Burada 2 yazarsak 2A gelecektir. Alacağı değerler toplamı 11A eksi 22 olduğuna göre A eksi 2'dir demektir. Devam edelim. Dikdörtgen prizması biçiminde bir konteynerin taban alanı logaritma 2 tabanında 9 metrekare, yan yüzeylerinden birinin alanı ise logaritma 3 tabanında 8 metrekaredir. Bu konteynerin hacmi 12 metreküp olduğuna göre yan yüzlerinin alanı toplamı kaç metrekaredir demiş. Şöyle yapalım. A, B, C diyelim. Şurası da A olur. Bu durumda A çarpı C logaritma 2 tabanında 9. A çarpı B logaritma 3 tabanında 8. Hacmini de 12 metreküp dediğine göre, yani A çarpı B çarpı C de 12 metreküp olduğuna göre A çarpı B'yi buradan logaritma 3 tabanında 8 ise bu arada bize de yan yüzlerinin alanını soruyor. Yani A çarpı B, bundan iki tane, bir de B çarpı C var. Bundan da iki tane yanal alanlar diyelim. Yanal alan. İki parantezinde A çarpı B, B çarpı C. Burada baktığımız zaman şöyle bir şey yapabiliriz. A çarpı B ile A çarpı C'yi çarpalım. A çarpı B çarpı A çarpı C. Yani log 2 tabanda 9 çarpı log 3 tabanda 8. 8 2 üzeri 3'tür. 9 3 üzeri 2'dir. Çarptığımız zaman şunlar birbirlerini götürecektir. 2 çarpı 3'ten 6 gelecektir. A çarpı B çarpı C'nin de 12 olduğunu bildiğime göre buradan A'nın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki A 1 bölü 2 ise A 1 bölü 2 ise A gördüğümüz yerlere de 1 bölü 2 yazalım. Şöyle ki A'yı 1 bölü 2 bulduk. Buraya 1 bölü 2 yazarsak C 2 log 2 tabanında 9. Burada 1 bölü 2 yazarsak B eşittir 2 log 3 tabanında 8 olur. Bu durumda şurada
B gördüğümüz yere 2 log 3 tabanında 8. C gördüğümüz yere 2 çarpı log 2 tabanında 9 yazdığımızda 3'ün karesi. Bunda 2'nin küp olduğunu biliyorum. Şunlar birbirlerini götürecek. Buradan gelecek olan sayı 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2'dir. Yani 24. A çarpı B'yi de zaten biliyorum. Log 3 tabanında 8'di. Log 3 tabanında 8'di. Şu 2'yi dağıtırsak 2 log 3 tabanında 8 artı 48 olur. 2'yi de sanırım içeri almış. Evet. Logaritma 3 tabanında 64 artı 48 yanal yüzeylerin alanları toplamı olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Evet, alfa artı beta 270 derece demiş. Bir açı ölçer var. İç tarafta 0'dan 180'e bu tarafa doğru açılar artarken dış tarafta 0'dan 180'e zıt yönde açılar artmaya başlıyor. OB 15 birim, AD 23 birim demiş. Şimdi şuraya R dersek, şuralara da X dersek, AD dediğimiz zaman 2R artı X 23, OB dediği zaman R artı X 15. Taraf tarafa çıkartırsak R'nin buradan 8 olduğunu söyleyebiliriz. R8. Evet. X de o zaman 7. Yani şöyle F'ye doğru uzatırsak burası 15 olacaktır. E'ye doğru uzatırsak bu da 8. Yani 8, 15, 17 üçgeni gelme ihtimali yüksek. Bir de açıdan onu ispatlayalım. Yani buranın 90 olduğunu gösterelim arkadaşlar. Şöyle ki alfa açısı, yani şurası alfa. Biz onu değil, dışta kalan açıya bakacağız. Buna ben 180 eksi alfa diyeceğim. Aynı şekilde buraya da şimdi şurası beta olduğu için buraya ben 180 eksi beta diyeceğim. Şu açıya da teta diyelim. 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı teta eşittir 180 yapacak. 360 eksi alfa artı beta artı teta eşittir 180. Alfa artı beta'nın da 270 derece olduğunu söylüyor. Bu durumda 90 artı teta 90 artı teta 180. Teta'nın da buradan 90 olduğunu gösterdim. Madem burası 90 derece, 8, 15, 17 EF uzunluğu olacaktır. Devam edelim. Başlangıçta 4 eş parçadan oluşan 4 birim uzunluğundaki kalınlığı önemsiz tahta parçası ve kare demir verilmiştir. Tahta demir kare zemin etrafında konum 1'deki gibi yerleştirdikten sonra konum 2 ve konum 3'teki gibi döndürüldüğünde tahtanın A köşesini çizmiş olduğu yayla oluşturduğu çeyrek daire dilimlerinin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şurası 2 birim olduğuna göre pi kareden 4 pi ama çeyrek daire olduğu için alan pi olacak. Buraya baktığımız zaman 3 olduğu için yarıçap pi kareden 9 pi bölü 4 çeyrek daire olduğu için aldığı yol olacak. Pi artı 9 pi bölü 4 toplarsak 13 pi bölü 4 daire dilimlerinin alanları toplamı olacaktır. Devam edelim. Evet, burada baktığımızda küre biçimindeki bir portakal O merkezinden 4 birim yukarıdan OA 5 birim olacak biçimde şekil 1'deki gibi kesilmiş. Yani şurası da 4 birim. Şurası da 4 birim. Demek ki burası 3 birim. Yani şurası 3 AC arası. Kesilen portakal kesitinin üstten görünümü C merkezi CA ve CB yarıçaplı iki daire biçimindedir demiş. AB bir birim olduğuna göre küre biçimindeki portakalın yüzey alanı kaç birim karedir? Yani yarıçap aslında 4 oldu. Yani
Şurası 4 oldu. O zaman portakalın yarıçapı da 4 kök 2 oldu. Yüzey alanı 4 pi r kare. Yani 4 çarpı pi çarpı 4 kök 2'nin karesini alırsak 32 yapar. Onu da 4 ile çarptığımız zaman 128 pi olacaktır. Devam edelim. Mavi, yeşil ve pembe renkli eşkenar üçgenlerden mavi üçgen OY eksenine göre simetrik biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Eşkenar üçgenmiş bunlar. Pembe renkli üçgenin çevresi mavi renkli üçgenin çevresinin 4 katı. O halde AB doğrusunun denklemini de vermiş. Buna göre B noktasının koordinatları çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada öncelikle şuna bakalım. Doğru denklemi bize verilmiş. Kök 3 çarpı y eksi x eksi 3 eşittir 0. Y eksenini kestiği noktayı, yani şu noktayı bulmak için x'e 0 veriyorum. X'e 0 verirsem y buradan kök 3 olur. Yani şu yükseklik kök 3 oldu. Burası kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1'dir. Ve eşkenar üçgenin bir kenarı 2'dir. Çevresi 4 katı olduğuna göre pembe renkli üçgenin bir kenarı da 8 olur. Burası da 4 kök 3 olur. Burası da 4 olur. B noktasının ordinatını bulmuş olduk. 4 kök 3. Apsisini bulmaya çalışalım. Buradan şimdi bakacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir dik çektim. Burası kök 3 olduğuna göre burası 3 kök 3. Ve bu doğrunun eğimine gidecek olursak, yani y'yi yalnız bırakalım. X bölü kök 3, 3 bölü kök 3, 1 bölü kök 3 bu doğrunun eğimidir. Yani bu eğim burada da sağlaması lazım. Şu açının alfanın tanjantı 1 bölü kök 3 olmalı. O halde şu uzunluğa da k dersek, karşı bölü komşudan, yani 3 kök 3 bölü k eşittir 1 bölü kök 3 olması lazım. K'nın da buradan ben 9 olduğunu söylerim. Yani apsisi de 9 bulduk. Apsis de 9 olduğuna göre koordinatlar çarpımı 9 çarpı 4 kök 3'ten 36 kök 3 olacaktır. Devam edelim. Evet, düzgün 12'gen olarak tasarlanan kol saatinde pembe desenlerle oluşturulan NC ve PB için NC bölü PB oranı aşağıdakilerden hangisidir? Düzgün 12'gen dediğine göre bir dış açısına gidelim. 30 derecedir. Bir dış açısı 30 derece ise iç açısı 150 derece dış açı. Şimdi burada bakacak olursak şöyle PB ve NC için böyle parçalamalara gittik. Bir kenarına 2 diyelim. Düzgün 12'genin. Şuralara 12 dersek burası da 2, burası da 2 olacak. Burada şimdi öncelikle burası 90 derece olduğu için buraya iç açısı 150 demiştik. Buraya 60 derece kalır. 90'ın karşısı 2 ise 60'ın karşısı kök 3. Burada da aynı şekilde olacak. Şimdi buraya geldiğimiz zamansa burası 30'du. 90. Burası da 30 derece. O halde burası 60 derece. 60'ın gördüğü kök 3 ise 30'un gördüğü 1 olur. 1 kök 3 kök 3 1. Buna göre NC 4 artı 2 kök 3 PB 2 artı 2 kök 3 olur. Oranlarsak ve sadeleştirirsek, 2 ile sadeleştiriyorum. 2 artı kök 3 bölü 1 artı kök 3. 1 eksi kök 3 ile çarptığımız zaman 2 eksi 2 kök 3. Şöyle yapalım. 2 artı kök 3 eksi 2 kök 3
Eksi 3 bölü eksi 2. Buradan eksi 1 eksi kök 3 bölü eksi 2 olur. Eksi parantezine alırsak 1 artı kök 3 bölü 2 olacaktır cevabımız. Yani Bursa'dır. Devam edelim. Evet, ağırlık merkezine doğru katlamalar yapılıyor. Şekli tamamlayalım. Katlanmadan önceki haline. Böyle. Tamamladık. Şunlar birbirlerine eşit. Bunlar birbirlerine eşit. Bunlar eşit. Bunlar da birbirlerine eşit. Evet. KD paralel CF. Yani şunlar paralelmiş. EF paralel CK. Bunlar da yine birbirlerine paralelmiş. Buradan söyleyeceğimiz ilk şey ağırlık merkezinden katladığımız için, ağırlık merkezine katladığımız için 2K'ya K oranı vardı. Yani bunu da yine KK diye bölmüş olacak. Yani benzerlik oranı 1'e 3 olacak. O halde örneğin ben bu kenara x dersem tamamı 3x olur. Diğer taraftan bu taraftan bakacak olursak y dersek tamamı 3y olacaktır. Yine burada çünkü şu tarafta da yani m diye böleceği için. Şekli karışmasın diye onu siliyorum. O halde 3x eşittir 3y olduğuna göre y eşittir x olur. Burası da x olur. Buna göre ABC üçgenini pardon DG üçgen alanı 6 birim kare diyor. Burası 6 birim kare ise şurası da 6 birimdir. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle çekersek burası da 6 birim olur. Yani burası 18 birim yaptı. 2K'ya 18 düşüyorsa K'ya 9 düşer. Burası da 9'dur. Bu da ağırlık merkezinden geçtiğine göre kenarortaydır. Yani şuralar zaten eşittir. 9 artı 6 artı 6 artı 6 yarısı olduğuna göre bir de bunu 2 ile çarparsak üçgen alanını bulmuş oluruz. 6, 12, 18, 27 çarpı 2'den üçgen alanı 54 birim kare olacaktır. Devam edelim. Evet, kaplama sanatında şekiller arasında boşluk kalmaması ve kaplamanın örüntü biçimine devam etmesi en önemli unsurlardır. Kaplamalı süslemelerde ise genellikle düzgün çokgenler tercih edilir. Eğer tercih düzgün çokgenden yana ise her bir köşede birleşmiş çokgenden kenar sayılarının oluşturduğu sıralı endilere katlamanın kodu denir. Örneğin aşağıdaki kaplama bir düzgün altıgen, iki kare ve eşkenar üçgenden oluştuğu için kodu 6, 4, 3, 4'tür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir örüntünün kodu olabilir? Bu arada bu açıların toplamı burada 360 derece yapmalı. Ona göre düşünmemiz gerekiyor. E şıkkına baktığımız zaman bir kare 90 derece 8, 8 diyor. Yani sekizgen olarak düşünürsek 360 bölü 8 45 bir dış açı yapar. O zaman iç açısı 135'tir. Diğeri de 135 olursa 270 artı 90'dan 360 yapar. Yani bu bir kaplama sanatının kodu olabilir. Devam edelim. ABCD yamuğunda AB paralel CD. Evet, olacak şekilde demiş. ABCD kaç birim karedir? Bir yamuk çizelim. A, B, C ve AB paralel CD. E eleman BC. B eleman AD. B eşittir EC. AD eşittir 3AF. Yani K ise burası 2K. Alan DEF. D E 8 birim kareymiş. Burası 8 birimse şuradan tamamladığımız zaman 2K'ya 8 düşüyorsa K'ya 4 düşer. Eğer yamukta tam orta noktadan ayırıyorsak alanlar yani şu alanla kalan iki kısmın alanları toplamı eşit olur. Yani burası da 12'dir. 12 artı 12'den alan ABC'de 24 olacaktır. Devam edelim.
Evet, AB paralel DC olan ABCD yamuğu biçimde kağıt şekil 1'deki gibi verilmiştir. DCE BCE eşit olacak biçimde CE ve BE boyunca kesilip EBC üçgeni şekil 2'deki gibi BC kenarına çakıştırılarak AE üssü CD eşkenar dörtgeni elde edilmiştir. Yani şununla şu eşit, eşkenar dörtgen olduğuna göre bu da eşit. Buralara da beta beta diyebiliriz o zaman. Bunlar da eşit. Şöyle gösterelim. Katlayınca madem eşit çıkıyor, buranın da alfa olduğunu söyleyebiliriz. Paralel geldiğine göre. Yine şu açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Buna göre demiş EBC açısı kaç derecedir? EBC yani şu açıdan bahsediyor. Ona da x diyelim. Evet, EBC açısına da x dedik. Buna göre bakacak olursak şuradan alfa artı 2 beta'nın 180 olduğunu söyleriz. İki komşu açı da toplamı da 180 yapmalı eşkenar dörtgende. Yani beta artı 3 alfa da 180 yapacağına göre şunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak eksi 5 alfa 2 betalar birbirini götürecek. Eksi 180 olur. Alfa burada 36 derece olacaktır. Alfa 36 ise beta 72 derecedir. Bunu söyleyebiliriz. Burası betaysa tabii burası da betadır. Yani buranın da 72 derece olduğunu söyledik. Burası 36. Buradan x'e gidelim. X artı 36 artı 72 eşittir 180 olduğuna göre x buradan 72 olacaktır. Devam edelim. Birbirine ABCD noktalarına teğet olan aynı düzlemli madeni paralarla oluşturmuş açılardan. Burada A, K var. AKB açısı var. EE, D açısı var. AFD açısı var. Ve CLB açısı var. Şimdi bu şekli şöyle tamamlarsak. Bir dörtgen oluşacaktır. AKB açısı 50 dereceymiş. CED açısı 30 derece. AFD 115. Bu açı 115 ise bu açının gördüğü yay çevre açı olduğu için iki katı olacak. Yani 230. Orası 230 ise buraya 130 kalacaktır. Onu gören merkez açı da 130 derece olacaktır. Bir dörtgen oluştu dedik. Dörtgenin iç açıları toplamına bakacak olursak buna da alfa diyelim. Alfa artı 50 artı 30 artı 130. 180 yapacağına göre alfa buradan 150 derece olacaktır. Bize de BLC açısını soruyor. Yani cevabımız 150 B şıkkıdır. Evet, oldukça zor bir deneme arkadaşlar. AYT için geçen seneki 2021 AYT sınavına benzettim yer yer. Bunu söyleyebilirim. Sorular oldukça düşündürücü ve zaman alıcıydı. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 8-9 arası diyebilirim. Geometri için biraz daha kolay diyebilirdim. 10 üzerinden 7 verebilirim. Evet, umarım faydalı olur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi çalışmalar.